da Marcel Proust konuşulmaya, üzerinde düşünülmeye hatta böyle belli bir ayrıcalıklı zaman ayırıp çalışılmaya değer bir anlatıcı. Neden bunu söylüyorum? Şimdi şöyle bir benzetme var. Bu Almanca'da çıkan bütün yapıtlarının kataloğudur şeyde, Surkamp'ta. 20. yüzyılın Tolstoy'u olarak nitelendirilir Marcel Proust. Bu abartılı gelmemeli. Belki de Tolstoy ötesi, hatta 20. yüzyıl Avrupa romanına, Avrupa edebiyatına damgasını vuran, vuracak olan diyelim, bazı yazarların bileşkesi, yani öncüsü. Kimdir bunlar? James Joyce. Kimdir bunlar? Virginia Woolf. Samuel Beckett. İşte çağdaşı dediğimiz Kafka. Biraz Dostoyevski, gene çağdaşı sayabileceğimiz. Yani hatta şöyle bir yazılan anılarda cümle vardır. Galiba Joyce'la bir kere rastlaşmışlar. O da bir takside birlikte yolculuk yapmışlar. Daha doğrusu kısa bir mesafede. Şimdi birazdan yaşamına değineceğim. Eğer öyle bir yaşamı olmasaydı Marcel Proust'un, Marcel Proust olur muydu? Aslında bu düşünce bence iyi anlatıcıların neredeyse bütününün bütünü için geçerli olabilecek bir değerlendirme ya da yargı, ne derseniz deyin. Yani Tolstoy, Dostoyevski öyle yaşamasaydı, Yaşar Kemal öyle yaşamasaydı, Orhan Kemal, Sabahattin Ali, Sait Faik öyle bir hayatları olmasaydı acaba yaptıkları, kurdukları edebiyat bu biçimde olur muydu? Şimdi Marcel Proust insan ruhunun peyzajını çiziyor. Böyle bir cümleyle tanımlayabiliriz. Ya da insan ruhunun mimarı. Marcel Proust'un belki de tek başına zaman kavramını anlatan bir anlatıcı olarak irdelendiğinde, ki bizim edebiyatımızda özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Selim İleri, Orhan Pamuk, daha sayacağımız Oğuz Atay, birçok yazarın yolunun Marcel Proust'tan geçtiğini söylerim. Bir şey daha hatırlatayım. Marcel Proust okuyorsanız mutlaka Charles Baudelaire'i, Baudelaire'in şiirini, Baudelaire'in düz yazısını ve 20. yüzyıla geçen Avrupa Fransa'sındaki moderniteyi, modernite üzerine okuyup modernite üzerine düşünmeniz gereken yapıtlar vardır. Hemen size bir Baudelaire düz yazı kitabı var. Modernite üzerine yazdı. Onu da göstereceğim. Mesela Paris Sıkıntısı. Şimdi Paris Sıkıntısı'nı okuduğunuzda Marcel Proust'un ikliminde, mekan ikliminde, mekan coğrafyasında geziniyorsunuz. Çağdaşlarıyla ilişkilerine bakıyorsunuz. Mesela Dreyfus davasını, ki kendi yaşadığı dönemde yaşanmış bir olgudur. Birçok aydın, birçok yazar bu davalık konusunda çekincelerini ortaya koyarken ya da çekinceli davranırken Marcel Proust var ya, bir kendi içinde, kendi iç zamanında kapalı yaşayan biri, hiç çekinmeden Dreyfus davası için toplanan imzaya kampanyasına adını koyan birisi. Bu onun hani politik bir nosyonu olan bir yazar olduğunu söylemek istemiyorum. Ama vicdan duygusu ya da işte çağının ağrılarıyla zaten hemhal olmuş bir yazar olduğu için bu konuda da duyarlıdır. Çağının aydını, entelektüel bir yazarı. O anlamda zaman zaman onun bu roman dizisi felsefi roman ya da düşünce romanı kategorisinde de anılmıştır. Eleştirel denemeleri vardır. Yazdığı mektuplar çok önemlidir. Mektuplarının bir bölümü Türkiye'de çevrildi.
Baktığınızda belki de onun yaşamındaki işte erken yaşta beliren hastalığı, astım hastalığı, onu yalnızlaştıran bu hastalık ve anneye ve o iç yaşama düşkünlük hali, anne mesela sevgisini göstermediği anda ondan sevgi dilenen edası, tavrı, bütün bunlar aslında yazdığı roman dizisinin içinde yer yer karşımıza çıkıyor. Aslında onun arzusunun nesnesi yazmaktır bence. Bedensel şehvetini ararken görüp bulduğudur bu duyguda. Şimdi bu pencereden Marcel Proust'a döndüğümüzde, tabii Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri, onun özellikle hatırlayan bellek ve çoğullaştıran bir sesi düz yazıda, kurgusal bir düz yazıda, yani romanda bulmuş olması, işte demin dedim aşk, arzu, burjuva dünyası, eşcinseller, aristokratlar, salon toplantıları ve gönül tutuklulukları, bir kendi gönül ilişkisi, mesela Carmen'in bestecisi Bize'nin oğluyla yakınlaşma öyküsü, gerçek isimleriyle romanda yer almaz ama buna varan en ince ayrıntılarına kadar anlattığı hikayeler, kendi başından geçen hikayeler. Şimdi bakıyorsunuz, taşra var, kendi çocukluk anıları var, gezintileri var, düşleri var, ailesi var, çiçekleri olan tutkusu var, okuduğu kitaplar var, hizmetkarları, yakın komşuları. Yani neresinden bakarsanız bakın, onun romanlarının yapısını oluşturan, temalarını oluşturan gerçeklikler olarak karşımıza çıkar. Şimdi hatırlayarak yazan ve hatırlama bilincini de yazıda getirip önümüze koyan bir romancıdan, bir anlatıcıdan söz ediyorum. Hatta bu bir sinir bilimciydi. Proust kitabının yazarı Jonah Lehler. Marcel Proust belleğin yöntemini getirip bizim karşımıza çıkarır der. O ayrıntılı gözlemciliği, demin dedim ki konuşmamın başında, insan ruhunun peyzajını çiziyor bir izlenimci ressam gibi. Marcel Proust anlatısının kilit cümlelerinden birisidir bu bence. Yaşamımız bedevidir ama belleğimiz yerleşiktir. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, hangi koşullarda hayatı karşılarsanız karşılayın ki ömrünün önemli bir bölümü yatakta geçmiştir. Hatta şöyle bir anekdot anlatılır. Hizmetkarlarına çok düşkündür. Hizmetkarlarından birini davet edildiği ama gidemediği belli salon toplantılarına gönderir. Ve döndükten sonra ona neler gördüğünü bir bir anlattırır. Ve o anlattırdığı hikayeleri de yazmaya başlar. Görme, dokunma, işitme ve dilin kaynağını bize hissettiren, yani tatlar, kokular, geçmişle bağlantımızı kurduran en temel şeylerdir. Ve görme, dokunma, işitme, yani bizim beş duyumuzu harekete geçiren, sık sık söylediğim bir şey, bazı yazarlar vardır ki okurun beş duyusuna seslenir. Bunun bence en tipik örneği Marcel Proust'tur. Hani bizim edebiyatımızda Sait Faik derim, işte Yaşar Kemal derim, böyle Tanpınar zaman zaman bu beş duyuyu harekete geçirir. Şimdi ha bir de Abdülhak Şinasi Hisar mesela, Proust'un bu geçmiş ve zaman kavramından en çok etkilenen yazarlarımızın başında gelir. Şimdi anlattığı hikayelerde çağrışımlarla yüklü ve hatta bir yerde diyor ki insan kendi kendinin tezgahıdır. O tezgahta neyin nasıl işlendiğini, olduğunu, renklendiğini, biçim aldığını, tatlandığını
metinlerinde görürüz. Ve giderek gerçekleri hikayemize uysun diye eğip bükeriz. Yani gerçeği kurgusal bir anlatıda nasıl dönüştürdüğümüzün laboratuvarında bir yazar aslında, öyle diyebiliriz. Neyi nasıl algılayıp yazabileceklerinin ilk esinlerini getirip önümüze koyan bir anlatıcıdır. Roman gerçekliğine Cervantes'ten sonra belki de en çok ayna tutan, yani bir Balzac, bir Stendhal, tabii Flaubert'i yadsımamak lazım ki Flaubert onun çok önem verdiği, üzerine de yazı yazdığı biri. Ama bize şunu gösterir ki gerçekte yaşanmış şeylerin aktarımı değildir edebiyat. Yani belki de Marcel Proust'tan alabileceğimiz tırnak içinde dersler diye bir başlık açıp 100 madde çıkarsak o maddelerden birisi bu olabilir. Yani gerçekte yaşanmış şeylerin aktarımı değildir edebiyat. Şimdi aslında kurmaca ve gerçeklik iç içe geçmiştir ama o gerçeklikle kurmaca arasındaki anlatı dilini, anlatı biçiminin nasıl dönüştüğünü bize gösterir. Denemelerin birinde her yazar kendi dilini yaratmak zorundadır. Demin konuşmamın başında dedim ki izlenimci bir yanı da var. Yani bir peyzaj ustası yanıdır aynı zamanda. İnsan ruhunun peyzajını çizer. İlgi duyduğu ressamlardır aslında. Claude Monet, Renoir, Manet, Degas, yani çağının izlenimci ressamları onu çok etkiler. Hatta Manet'in neredeyse resimlerinin önemli bölümünün yer aldığı bir aile ile tanışıyor. Galiba Bizet'in kızının ikinci eşi, hatırladığım kadarıyla. Yani onun resme ilgisi var, resim üzerine yazılar var. Sadelikte sonsuz zerafet biçimleri saklıdır. Ve doğal olanın tarifsiz bir cazibesi vardır. Denebilir ki bize doğal olanı ama görüneni, görünenin arkasındaki yiteni, o yiten zamanın bellek yolculuğunun bir anlatıda nasıl şekillenip biçim aldığının hikayesini anlatıyor.